Bugün tamir konumuzda bit pazarı, hurda avcıları depo savaşlarından satın aldığımız bir koliden çıkan iPad Air var. Bu koliyi hatırlayan vardı. iPad Mini, o zaman bakmıştık, elma gelmişti. iPad Air. Bunun dokunmatiği kırık. Bunun dokunmatiği kırık değil, şu şekilde. Hemen anlatayım size. Kırık değilse neyini değiştireceğiz biz bunu? Ben bunu şarj ettim, açıldı. Dokunmatiği bazı noktaları basmıyor. Tabii cihazda iCloud var. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Kameret kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Bunu ilk açtığımızda bu elmada mıydı? Elmada kalıyordu. Ben tamam. Bunu şöyle yaptım. 1 saat 2 saat şarjda beklettim. Sonunda açıldı. Tamam. Herhalde batarya komple kurumuş dura dura. Zaten bu daha önceden şöyle göstereyim. Bakın değişmiş. Bunu her zaman gösterdiğimiz bir separatörümüz var. Bununla kolay sökebilmemiz için biraz ısıtmak istiyorum ilk önce. O arada bugün bir değişiklik olsun. Wolfstick 1F Plus'ın yanında aldığımız ekipmanlarla yapalım. Şunları da getireyim ben buraya. Tablet için, tablet sökmek için. Şimdi belki bu cihazda iCloud var, onu çözemeyeceğiz. En azından bir dokunmatik. Olsun, dokunmatiğini değiştiririz. Çalışacak mı onu merak ettim. Ama şöyle bir durum var, üstündeki iCloud bu şekilde de kullanılabilir. Şu an kullanılıyor, bir sıkıntı yok. Ama nasıl uygulama indirirsiniz? İndiremez. Şey yaparsın, yeni bir iTunes hesabı alırsın. Burada açarsın iTunes'i gibi. Ya da sahibine ulaşmaya çalışırsın. Yeni bir kamera aldık arkadaşlar, biliyorsunuz. Biz sürekli deniyoruz. Şu açıda, bu açıda, şu renkte. Görüntüler belki size tuhaf geliyor olabilir. Bilmiyorum nasıl editte göreceğiz biz de. Sonra tekrar çekip şansımız yok. Şu an neyse o. Yeteri kadar ısındığını düşünüyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Geçen senin satın aldığımız bu separatörü. Bu arada biz ekipmanlarımızın genelde sevdiklerimizi sizle paylaşıyoruz. Linklerini koyuyorum açıklamaya. Bu Kayseri'nin K812 modeli. Bu gibi işlerde kullanılabiliyor. Ekran cam sökümlerinde. Yabancı bir tamir kanalı var yine. Takip ediyorum o kanalı. Güzel işler yapıyor. Onun da formatı aynı bizim gibi. Fakat onun abonesi bizim bir 20 katımız falan sanırım. Belki 30 katımız. Evet. Aynı bunu kullanıyor. 80 ve 120 derece var üstünde. Gayet başarılı bir separatör bu. Sıcak hava makinesi diye ya da ekran ayırma makinesi diye geçiyor. Memnunuz. Bizde bunun daha gelişmiş versiyonu ve daha ilkeli de var. Aslında daha kuvvetli ama hiç gerek yok ve çok ağır. İlla alacaksanız separatör, ki biz ev kullanıcılarına pek önermiyoruz aslında. Ciddi anlamda iş yapıyorsanız alın tabii ki de. Aslında bunu kırarak da çıkartabiliriz ama kırmak istemiyorum. Bunu neyle yapıştırmışlar ya? V7000'le mi yapıştırmışlar? Kanalın mantığı, yeni gelen abonelerimiz varsa biraz anlatayım. Bir takım cihazlar buluyoruz. Onları ucuza alıp tamir edip kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Son birkaç haftadır sizinle de paylaşıyoruz nereden nasıl aldığımızı. Çünkü bunu çok soruyorsunuz. Arkadaşlar şöyle, biz gün içinde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz linkleri. Şurada şu indirim var gibi şeyleri. O yüzden özellikle tamir et sıfırı ekleyin ki hikayeden paylaşıyorum. Atıyorum falanca Letgo'da şunu buldum. Sahibinden de bu indirim geldi. Biz bir kanal olduğumuz için bize çeşit indirim linkleri geliyor kullanalım diye. Ama biz bunu abonelerimizle paylaşmayı tercih ediyoruz. Onun da sosyal medya tamir et sıfırdan yapıyoruz. Kırmadan çıkar. Önemli değil. Ben de kırabilirim istiyorsan. Olay kırarak çıkarmaksa. Ya zarar vermeyi istemedim ama. Yapacak bir şey yok. Kendi tezgahım yani. Burası da bizim tezgahımız ama bu yeni bir tezgah ya. Tam adapte olamadım. Ya bu separatörü bu şekilde ben altında tutuyorum ama aslında şöyle tutmamız gerekiyor. Separatörü kenarıya alalım. Şimdi buraları sökerken biraz dikkat etmek gerekiyor. Cam kırıkları batmasın diye. Aslında bu kadar uğraştırmazdı ama sanırım bunu öncesinde. İndirim vereyim mi? Yok yok, gerek yok. B7000 ile yapıştırdıklarını düşünüyorum. Aynı. Tamam. Burayı ayırdık. Şimdi ilk önce bir burayı temizlememiz gerekiyor. Cam parçaları elimize batmasın. Bu fırça da Wolfstick 1F Plus'ın. Bunun linkini bırakırsın sen. İndirimde linkini bırakıyorum her zaman. Abonelerinize fayda alsın diye. Bu Türkiye'de satılmıyor. Xiaomi Wolfstick tek başına Türkiye'de satılsa da biraz yüksek fiyatı, 500 lira civarı. Vereceğim linkten giderseniz zannedersem şu gün itibariyle, yani TL söylemeyeyim çünkü dolarla olduğu için yurt dışında bu alışveriş. 30 dolar civarı değil mi? Öyle oluyor. O civarı. Seti de 40-45 dolar civarı oluyor. O gün kura göre hesaplarsınız. Dolar 7 lira olduğuna göre 240-250 lira. Kapıda ödeme vergili almıyoruz biz. Biz vergi peşini ödüyoruz. Dikkat edin, siz de satın alırken fly shipping seçin. Uçak, kargo, nakit vergi ödemeli seçin ki vergi ücreti 15 lira sabit oluyor. Çünkü PTT ile alırsanız o vergi değişebilir. 80-100 liraya kadar çıkabiliyor. Böyle aldığınız zaman 15 lira vergi. Bir 30 lira civarı da belki kargo ücreti çıkıyor.
Yani 50 lira gibi düşünün onu. Çoğu zaman 50 çıkmıyor. 20-30 lira çıkıyor da 50 gibi düşünün siz. Fakat güzel yanı gümrüğe uğramıyor. Özel bir havalı yolu şirketiyle geliyor. Türkiye'de gümrük ekipleri onu Aras Kargo'ya teslim ediyor. Aras Kargo kapınıza kadar bir hafta içinde bir hafta içinde arkadaşlar getiriyor. Bazı aldığımız ürünler 6 günde geldi. Fakat bu video yayınlanacağı tarih muhtemelen 16 Şubat. Büyük ihtimal 16 Şubat'ta yayınlanır. Biz programlı gidiyoruz. Program yapmıyoruz değil mi ama sadece videoda konuşma programını yapmıyoruz. Ama onun haricinde videolarımızın zaman programı var. Bu 16 Şubat'ta yayınlanır. Çin öküz yılı tatilini kutluyor. Yok yani onların yılbaşı bu sene öküz yılları. O yüzden yılbaşı 2 gün önceydi onların takvimine göre. Bir hafta 10 gün gibi bir tatil olacak orada. Kargolarda bir aksama olabilir. O yüzden bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi dokunmatiği yerinden söküyorum. Evet, bunu çıkardık. Malzemeyi getirmem gerekiyor. Getirmemiştim. Ben alırdım malzemeyi. Niye zahmet ettin? Önemli değil. Semih de bugün Kayseri'den geldi. Yorgun oldukça. Biraz yorgunum. Ben de gece çok geç uyudum. Ama sizin için üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sözümüz var. Haftada 3 video. Aslında hazır birkaç videomuz vardı ama hep iPad videosu istiyorsunuz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Elimizde bir sürü video var ama koymuyoruz. Biz her zaman güncel videoları koyuyoruz. 6 ay önce çektiğimiz videoları koymuyoruz biz buraya. Bilmiyorum öyle yapan var mıdır da biz yapmıyoruz. Var mı ki? Ya yoktur herhalde. Hani yazın çektiğimiz bir videoyu koymamız çok anlamsız olur. Ya da daha önce yayınladığımız bir videoyu silip değiştirip formatı koymuyoruz. O hafta çekiyoruz hepsini koyduklarımız. Ama stoklu videolarımız tabii ki var. Genel açmadığımız. Onlar da kötü zamanlar için Allah korusun hastalık olur, bir şey olur gibisinden duruyor. Birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Vergi konusunda çok yorumlar gelmiş. Teşekkür ederim bizi düşündüğünüz için. Evet, dikkat ediyoruz bu konuya da. Sağ olun, var olun. Ama biz zaten vergi mükellefiyiz. Uzun yıllardan beri. Bu konuyla ilgili bizim adınızda içiniz rahat olsun sizin de. Ama içinizde kanal sahibi olan gelir elde eden varsa dikkat etsinler bu konuya. Muhakkak bir danışsınlar bir bilene ki vergilerini ödesinler, beyanname versinler. Yüksek cezalar ödeyebilirsiniz. Şimdi iPad 5 diyor. Bu iPad Air'ın 5. nesli mi? Yok. iPad'in 5. nesli, Air'ın 1. nesli. Öyle biliyorum ben. Olabilir. Bir dakika. Beyin yandı. Beyin kafam karıştı. Şunu bir deneyeyim diyecektim. Bir dakika. Ne o? Tuşları deniyorum acaba. Problem vardır değil mi? Belki de dokunmatik sağlamdı. Cihazda bir problem var belki. Belki de. Mesela şu an home tuşu basmıyor nedense. Home tuş flex'inde mi sıkıntı? Bizim aldığımız dokunmatikte home tuş flex'i hazır geliyor değil mi? Hazır var da basmıyor nedense. Bunu sökelim mi bu çalışıyorsa? Öyle yapıp deneyeceğim. Bazen bu home tuşları falan üstündekiler nasıl desem size göstermelik mi oluyor? Sanki olabilir. Göstermelik konu. Sanki öyle gibi. Çoğu zaman bunları sökmek gerekiyor yerine. Ya da dur tam mı oturtamadım? Bir daha şunu bir deneyeyim. Ah çıkardın mı? Çıkardın mı? Birkaç çapak kaldı. Tamam bir deneyelim. Şunu da çıkartalım. Bu lazım olabiliyor bazen büyümesi. Flex'te miymiş sorun? Bu çalışıyor. Bu lazım değil zaten. Biz sadece şu flex işimizi görürüz. Yok şu bazen şunu bir daha denemek istiyorum. Lazım oluyor diye. Emin olmak için. Bu çalışmıyor ne yazık ki. Tıklamıyor. Evet. Tamam onu takalım. İşte bazen malzemeleri düzgün çıkarmak yani önemli. Çok önemli. Bir de jelatini söktük. İade ederiz belki bunu sökmedik da. Sökmedik ya jelatini. Yok şunu. Flex söktük ya şuradan. O bozuk olan ya. He o evet. Ya ben zaten tahmin ettim zaten bu genelde. Zaten internetten satın aldık. Genelde bozuk olduğunu. Beklemeyelim 4-5 günde. Şimdi bir de videodayız. Şurayı temizliyorum. Burada temizlemiyorum malzemelere gelmesin diye. Ve size göstereyim temizlerken de. Bu koliden çıktı depo savaşları falan filan dedim. Hani bilmeyenler varsa bu bizim yeni bir serimiz. 4 bölüm çektik. 5. Allah'ın izniyle yakında gelir. Öyle bir serimiz var. Sürpriz bir şeyler çıkıyor kutudan. Bir kutu satın almış oluyoruz biz. Dileyen olursa yukarı kartları bırakırım ya da kanalımızda depo savaşları, hurda avcıları diye geçen serilere, bölümlere bakarsınız. Alt başlıklara. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim bir takım yarışmalarımız oluyor videolarda. Sosyal medyada bir soru düzenliyoruz. Ya spontane gelişen bir şey oluyor. Hediye veriyoruz. Belki bu tableti de vereceğiz bir arkadaşımız hediye. Bilmiyorum. Emin değilim. Belki Semih'in vardır düşündüğü bir şey. Ya da satıyoruz. Ama abonelerimize satış yapmıyoruz. O yüzden bizim sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz gün içinde yapmış olduğumuz hediye yarışmaları gibi şeyleri öğrenebilirsiniz. Altta çıkan hesapları takip etmeniz yeterli. Tabii kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmanızı istiyoruz. O da şartlarımızdan ve yorum, like onlara bakıyoruz. Yok. Öyle oluyor. Takipçiler almak istiyor ama yani bunlar arkadaşlar sorunsuz çalışan ürünler değil. Bunu satabilmemiz için sorunsuz çalışması gerekiyor.
Ya bir de ikinci el ürün de biz pek taraftar değiliz bunları perakende insanlara verelim. Bunlar zaten bizim hala arızda toptan sattığımız yerler var. O yüzden perakende satmıyoruz. Amacımız daha çok satıştan ziyade size bu tamirin nasıl yapıldığını öğretebilmek. Evet. Şimdi öyle bir şeyler. Burada şöyle bir şey yapacağım. Ekranı bir oturtayım. iPad'lerde önemli olan şu kenarlar şuralar ezildiği için bunları buraya oturtmak çok zor olabiliyor. Onu bir bakıyorum. Dört bir tarafta ezik var mı? Yok. Zarar vermek istemiyorum çünkü. Gayet her yeri çalışıyor. 10 numara 5 yıldız. Tamam. Bakın önceden B7000 olduğu için hemen yapıştı. Daha sökmedik jelatinleri. Onları sökeriz. Şimdi bunu buraya sabitlememiz gerekiyor. Ama ben bunun bantlarını söktüğüm için kendi bant yapacağım. Şimdi bunu şurada yerine oturtalım. Zaten orada iki tane nokta var. Oraya denk gelmesi gerekiyor. Şimdi bunun kendi bantları var ama biz yine de bant yapsak mı? Gerek yok bence. Öyle mi dersin? Şöyle yapalım o zaman. Şimdi burada biraz komplike bir durum var. İlk önce bunu buraya bir takalım. Home tuşuna bir basalım. Evet, home tuşu çalışıyor. Şöyle de bir denemek istiyorum. Ya biliyorum sürekli deniyoruz ama. Tamam. Şimdi ilk önce ekranımızı buraya sabitlemek istiyorum. Ekranın vidalarını takalım. Takamadık. Çünkü niye? Bakın vidası uzunmuş. Vidası uzunmuş. Canım sıkıldı benim bu tamirin herhalde. Uykum geldi. Ben de stres oldum neden? Sanki bir şey olacakmış. Sen nasıl zaten şeyine bir şey ödedik. Ne bir söz vardı unuttum şimdi. Tohumuna para saydık. Bunu, tohumuna para saydık. Parayla aldık gerçi. Ben öyle bir konuşuyorum ki videolarda. Yok şöyle yok. İnsanlar da bunları biz bedavaya falan aldık sanırım. Tamam da parayla aldık da yani. Ne yapalım yani? Sonunda ölüm mü? Şimdi biraz kafam girecek. Şimdi burada ilk önce diğerlerinden bir farkı var. Şu bantı çıkartmam gerekiyor. Bunu çıkarttık. Ne oldu? Çıkmıyor. Ne çıkacak orada? Şurada bir yapıştırma var. Bir çıkartabilsem. Heh, tamam. Yok bilmiyorsan ben yapayım. Bunu buraya böyle kıvırmazsanız orada biraz açıklık kalır. Biraz da yorgunum, tam odaklanamıyorum. Eğer diyecekler niye yorgun video çekiyorsun? Doğru, haklılar. Görevi beklemez. Şimdi şu yapışkanlarımızı çıkartalım. Maliyetle çıkartalım. Dokunmatik maliyetimiz var. Cihazın maliyetini bilmiyoruz. Çünkü toplu bir alımda geldi. Ve o toplu alımdaki maliyet size soruldu. Bilene hediye verecektik. Bilen çıkmadı. Çıkar diye umut ediyoruz. Ya da biraz daha bekleyeceğiz. En azından en yakınına vereceğiz. En yakın tahmin. Bir de arkadaşlar onu da demiş. Niye fiyatlarını açıklamıyorsunuz? Fiyatları kimse bilemiyor ki. Zorunda değiliz zaten de. Bir de bilemiyorlar. Bilemiyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle sizin zaten tahmin ettiğiniz rakamlar. Yani o rakamlar. Evet. Ben geçen de bahsettim. Yine bahsedeyim. Bunları aldığımız arkadaşlar emin olun bizden daha iyi biliyor bu işi. Yani, aynen. Yani o yüzden bunları öyle sizin düşürdüğünüz gibi 50 lira, 100 lira, 200 liraya vermezler. 50 lira, 100 lira önce internetten buluyoruz. Bu kadar. Bakalım. Yapışkanı da çok kaliteliymiş. Hiç şey yapmadı. Bir deneyeyim bakalım. Her tarafı çalışıyor mu? Böyle de dönüyor. Hatta şöyleydi. Şu şekildeyken şöyle açmıyordu burada. Evet. Dokunmatiktenmiş. Şimdi arkadaşlar maliyet 100 lira bunun dokunmatik. 100 lira maliyetimiz oldu. Yani 100 liraya iPad 100 lira. iPad'e bir restorasyonu yaptık. Hatta 100 lira değil arkadaşlar. Daha uygun da ben düz 100 lira diyorum. Yani ekran 90 lira gibi falan da bir rakam da. Elinizde varsa, sizin de ihtiyacınız, çoluğunuz çocuğunuz varsa, kırıldıysa siz de bu şekilde kendiniz değiştirebilirsiniz. Ki ille separatör gerekli mi? Değil. Değil. Bir sıcak hava makinesiyle de olur. Sıcak hava makineniz yoksa saç kurutma makinesiyle de ısıtabilirsiniz. O da mı yok? Zaten çatlaksa direkt girişin derim ben. Bence de. Ekrana zarar vermedikten yani sonra direkt. Ütüyle de yapabilirsiniz belki. Ya ütfen elinizi yakarsınız. Depo savaşlarını çok sevdiniz. Merak etmeyin. Yenisi gelecek. Elimizde koliler var. Aldık zaten. Sizler için de bir şey düşünüyoruz. Sizlere de o koli sahibi yapmak istiyoruz. Sizleri de otomobil sahibi yapmak istiyoruz der gibi oldu. Koli sahibi yapabiliriz. Otomobil yok. Otomobil yok, koli. Kolinin içindeki hurdaların sahibi yapmak istiyoruz. Yani boş koli o değil. Düşünüyoruz yani ileriki günlerde. Daha çalışıyoruz açıklarız şu an. İşte 15-20 parça ürün çıkacak içinden hurda. İşte iPad'tir ya da tablettir, telefondur, iPhone'dur, bilgisayardır, bilgisayar parçasıdır gibi şeyler düşünüyoruz. Çok güzel kolilerimiz de denk geldi bu arada. Önümüzdeki günlerde izlersiniz. Bitti bu tamir. Bitti. Bu kadar. Gayet iyi. 10 numara 5 yıldız. Şöyle. Yani. Açılıyor. Açılıyormuş. Kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Home tuşuna da basalım. Home tuşuna da basıyor. Böyle. 10 numara 5 yıldız. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.